Efendim her çalışmasında farklı bir tarzda karşımıza çıkan bir yazar var bugün stüdyomda. Tekerleksiz Bisikletler öykü kitabıyla Cem Akkaş bizimle birlikte. Cem Bey hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi böyle bir şey söyledim ama çünkü öyle olduğunu düşünüyorum. Sizle daha önce de birazcık da konuştuk. Siz galiba çok böyle bir yere takılmak yerine kafanıza hayatın içerisinde, akış içerisinde kafanıza takılan şeyleri özgürce yazmayı tercih eden bir yazarsınız diyebilir miyim? Dersiniz, estağfurullah. Yani evet, bir doğruluk payı var esasında. Sonuçta ben de kendi yazdıklarıma dönüp baktığımda hani birbirlerine pek de benzemeyen kitaplar olduğunu görüyorum. Onun bir dezavantajı var tabii. Sonuçta hani ben bunu yazarım ve böyle yazarım, benim tarzım da budur diyebileceğim bir şey bence yok. Her kitapta aşağı yukarı farklı bir şey deniyorum sonuçta. Ve beni heyecanlandıran, yazma konusunda heyecanlandıran şey de bu. Yani bir projenin başına oturduğumda o proje bana yeni ne katacak veya ben yeni neyin içerisine girebileceğim diye bakıyorum. Dolayısıyla bunun dezavantajı ustalaşamamak. Yani bir kanalda gidip o kanalın içini dışını, ıncını cıncını iyice öğrenip etraflıca hep oradan incelterek bir şey götürmek benim için çok söz konusu olmuyor. Ama bir taraftan da bir dinamizm de getirdiğini düşünüyorum. İnşallah. Mesela sizin aklınıza gelen herhangi bir şey, hayır ben şimdi onunla ilgilenemem çünkü buna yoğunlaşmış durumdayım ve sadece ona bakabiliyorum. Evet. Dediğimiz zaman da o zaman aslında belki de etkilendiğimiz şeylerden vazgeçmek zorunda da kalma noktasıyla da karşılaşabiliriz gibi bir şey. Belki, gerçi her yazar sonuçta bazı şeyleri seçmek zorunda. Yani her şeyi yapamayacağı için kendisine yakın gelen şeyleri seçip ötekileri bu benim tarzım ya da ben bunu şimdi yapamayacağım demek zorunda ama ben o alanda önümü olabildiğince açık tutmaya çalışıyorum. Yani